Okullarda bulaşan virüs kurslarda bulaşmıyor mu? Yani bence rant için açık. Dershanemde atıyorum 13 tane sıra varsa bazı hani 3-4 kişi çift kişi oturuyor. Benim zaten teneffüste herkes böyle. Hocaların falan buna bir karşı şeyi yok. Paradan önce sağlık vardır. Eğer okullarda bulaşıyorsa, kurslarda bulaşmıyorsa o zaman direkt paradan bulaşmıyor yani. Eğitimde hani parası olanın okuyup da olamayanın bir şey yapamamasına karşıyım. Para olunca hastalık olmuyor. O zaman niye onlar da kapansın? Onlar paralıysa. Çarkın dönmesi için. Okullarda yayılan virüs kurslarda yayılmıyor mu? Kesinlikle eğitim kurumlarımızda şu an öğrencilerin orada eğitim alması taraftarı değil mi? Maalesef kendi özel okulları, kursları olan birisi Milli Eğitim Bakanı, kendi özel hastaneleri olan birisi Sağlık Bakanı. Okulların kapatılmasına rağmen kurs merkezleri açık. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben onaylamıyorum böyle bir şey zaten. Çünkü eğer ki onaylanacak bir şey olsaydı zaten normal devlet üniversiteleri ya da devlet okulları da açık olurdu. Ben onaylamıyorum. Yani doğru da bulmuyorum bunu. Orada da virüs var. Devlet okullarında da var sonuçta. Şu an oralarda yayılıyor. Bu da bize eksi bir sonuç olmuş. Eksi olarak dönüyor. Böyle düşünüyorum. Peki sizce kurs merkezleri neden açık olabilir? Neden açık olabilir? Şu an gelir sağlanmıyor biliyorsunuz. Ekonomi açısından da kötü durumdayız. Belki ondan dolayı olabilir. Ya bence açılmaması daha iyi. Virüsler zaten artık çoğaldı. Bence kapatılması gerekiyor. Yani tedbirler okullar için alınıyorsa kurs merkezleri için de alınmalı. Eğer okullar kapalıysa kurs merkezleri de kapalı olmalı bence. Peki sizce kurs merkezi neden açık olabilir? Yani bilmiyorum. Bence bu değişir. Özel merkez olmasına göre değişir. Çünkü bir gelir kaynağı sonuç olarak. O yüzdendir diye düşünüyorum. Bence çok yanlış. Yine virüs orada çocuklara bulaşabilir. Yani ben torunum var. Onu daha okula göndermiyorum şu an. Yanlış. Ya okullar da açsın ya onlar da kapansın yani. Çocuklar virüsü oradan da alacak, oradan da alacak sonuçta. Normalde seneye açılması lazım. Normalde seneye açılması lazım. Bu şeyden kimse tedbire uymuyor. Görüyoruz. Tramvayda olsun, otobüste olsun. Bence seneye açılmasını isterdim. Yani akıl dışı. Ne düşünebiliriz ki yani çoğu yapılan şey gibi. Bu da yanlış. Sorun sadece okulların kapalı ya da açık olması değil. Okulları kapatırken bu turizm yerlerinin açık olması ayrı bir sorun. Bence bunları daha önce düşünmemiz gereken konulardan birisi. Kurs merkezini açıyorsun. Aynı şekilde okulda da değişen bir şey olmuyor. Kurs merkezi bizim destanelerle arkadaşlarımız da mevcut yani aynı şekilde. Değişen pek fazla bir şey yok. Yaptıkları tabii büyüklerimiz bu tür şeyleri daha iyi bilirler ama halkımız bunlar hakkında onay vermiyor. Aynı zamanda da çok fazla da şahsım adına da uygun bulmuyorum virüs açısından. Çünkü daha öncesinde virüse kalan arkadaşlarımız da yakınlarımız da oldu. Yani okullarında henüz bulaşmadı ama inşallah da bulaşmaz. Kurs merkezlerinde de aynı şekilde inşallah bir sorun olmayacağını da umut ediyoruz. Yani her yerin açık olup okulların kapalı olması bana saçma geliyor açıkçası. Düşüncem bu. Peki sizce okullar kapalı olmasına rağmen kurs merkezi neden açık olabilir? Özel olduğu için olabilir. Yani özel sektörün kötü olmaması için olabilir hani ekonomi yüzünden. Şu an olumlu düşünmüyorum. Özellikle virüsten dolayı kesinlikle eğitim kurumlarımızda şu an öğrencilerin orada eğitim alması taraftarı değilmişin açıkçası. Özellikle biz de şu an belediyeyiz, kütüphaneyiz. Burası da hizmet sektörü olduğundan dolayı şu an biz öğrenci girişi yapıyoruz buraya. Eğer ki öğrencilerimiz ve velileri hakikaten bu konuda bilinç düzeyine ulaşmış olsa idiler, şu an biz öğrencilerimizi burada ve orada dışarıda görmeyecektik. Lütfen sizlerden istirhamım, özellikle öğrencilerimizden, velilerimizden mutlaka ki uyarsınlar ve önlemlerini alsınlar. Bizleri de tehlikeye, kendilerini de tehlikeye sokmasınlar. Teşekkür ederim. Peki sizce neden kurs merkezleri açık olabilir? Ya kurs merkezlerinin açık olması yani belki aileler çok talep etmişlerdir. Biraz da geçen seneden beri eğitim sistemimizde bayağı bir sıkıntılar söz konusu oldu. Öğrenciler haliyle evde disiplinli bir şekilde ders çalışamıyorlar. Sınavlara hazırlanacaklar. Ama o konuda belki açık tutmuş olabilirler talep doğrultusunda. Ama bana göre açılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani hükümetin genel bir kararsızlığı, belirsiz politika uygulaması,
Şimdi eğitim yapılacaksa eğitimde birlikte beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerekir. Fakat işte maalesef kendi özel okulları, kursları olan birisi Milli Eğitim Bakanı, kendi özel hastaneleri olan birisi Sağlık Bakanı. Hepsi bu şekilde olduğu için baskı grubu oluşturuluyor. Kendi çıkarları bu şekilde açılıyor. Yani okullar kapalı, kurslar açık. Veya bazı okullar açık, bazı okullar kapalı. Yani bu başarısız bir politika. Ben mantıklı bulmuyorum zaten. Yani okullarda yayılan virüs kurslarda yayılmıyor mu? Bu yüzden mantıklı bulmuyorum. Bu kadar. Sizce neden kurslar açık olabilir? Öğretmenlerin maaşından dolayı, gelirlerinden dolayı olabilir büyük ihtimalle. Çünkü zaten şu an okullar kapalı ve öğretmenlerin gelirlerini devlet direktmen karşılıyor evde olmalarına rağmen. Ama kurs merkezlerindeki öğretmenler o şekilde değil. Ondan dolayı. Para olunca olmuyor. Demek ki hastalık. Doğru değil mi ama? Para olunca hastalık olmuyor. O zaman niye onlar da kapansın? Onlar paralıysa. Onlar da daha bizim için önemli. Herkes o kadar ödeyemiyor vallahi. Doğru söylüyorsunuz. Hakkımızda hayırlısını versin Rabbim inşallah. Onlara da akıl fikir versin. Her yerde varsa hastalık orada da olmalı. Hepimizin sağlığı önemli bizim için. Kesinlikle doğru bulmuyorum. Hatta okulların açılma planının bile yapılmaması gerektiğini. Ya da plan yapılacaksa eşit şartlarda hani. Eğitimde hani parası olanın okuyup da olamayanın bir şey yapamamasına karşıyım en başta zaten. Zaten AVM çalışanıyım. Ben bizim iş yerlerinin bile şu an kapatılmasından yanayım ama maalesef devir bunu gerektiriyor anladığım kadarıyla. Sizce kurs merkezleri neden açık olabilir? Çünkü ekonomik döngüyü sağlayabilmek için açık yani. Bu apaçık ortada. Hani eğitimi düşünüyorlarsa peki neden hani atıyorum camiler boş sıra koyabilirler ya da atıyorum bazı huzur evleri var yaşlılarla birlikte gençleri eğitebilirler. Hani planlama yapılan şey sadece şu kısımda olduğu için ben buna daha fazla bir yorum yapamam yani. Hiç yani inandırıcı da gelmiyor insanların yaptığı. Söylenecek çok şey var. Yani demek ki okullarda virüs bulaşıyormuş, kurs merkezlerinde bulaşmıyormuş. Yani illa her şey para değildir. Paradan önce sağlık vardır. Eğer okullarda bulaşıyorsa, kurslarda bulaşmıyorsa o zaman direkt paradan bulaşmıyor yani. Tek diyeceğim bu yani. Paraya önem veriliyor. İnsan sağlığına da eğitimine önem verilmiyor diye düşünüyorum. Aslında okulların kapatılması bence yanlış. Kurs merkezlerinin açık olması da doğru bir karar. Çünkü zaten turizmi görüyorsunuz. Tüm tatil yerleri, beldeleri açık olduğu halde okulların kapalı olması çok saçma bir şey. Zaten ben de dershaneye giden birisiyim. Çünkü hani bu hani okumamız lazım illaki. Hem okullar da kapalı. Ya tam biz mezun olabiliriz ama 12. sınıflar da girecek. Dershanelerin açık olması iyi bir şey. Çünkü hani kimse yani şey yapmıyor böyle. Dikkat etmiyor. Bence okulların da açılması lazım. O yüzden bizlik bir sıkıntı yok bence. Teşekkür ederim. Peki sizce kurs merkezlerinde yeterli tedbir alınıyor mu? Yani gösteriş olarak sadece. Yani bunu diyebilirim sadece. Yok. Yani alınmıyor. Mesela benim isim vermeyeyim de dershanemde atıyorum 13 tane sıra varsa bazı hani 3-4 kişi çift kişi oturuyor. Benim zaten teneffüste herkes böyle. Hocaların falan buna bir karşı şeyi yok. Yani bu konuda işte biliyorsun Milli Eğitim gerekeni yapıyor. EBA TV'den dersler çalışılıyor. Çoluğumuzun çocuğumuzun sağlığı için en güzel olanı devletimiz uyguluyor. Devletimize teşekkür ediyoruz. Peki sizce kurs merkezleri neden açık olabilir? Vallahi hiçbir fikrim yok yani. Ona bir fikir veremiyorum. Benim 3 tane oğlum var. 3'ü de öğrenci şu anda. Bu bizim en büyük yaramız şu anda bu sizin dediğiniz şey. Yani bence rant için açık. Okulların, özel okulların açık olması... Devlet okullarının kapalı. Devlet okulları şu anda kademeli kademeli. Haftada bir gün, iki gün olarak açılıyor şu anda. Ha, özel okullar tedbirini alıyor mu, almıyor mu? Bunlar yeterince inceleniyor mu? Bunlar da soru işareti. Zamanla göreceğiz. Siz çocuklarınızı herhangi bir kurs merkezine gönderiyor musunuz? Hayır. Sadece devlet okulu. Ben bu konuda iyi düşünmüyorum. Gerçi öğrencilerin evet birebir ders alması daha önemli ama koronavirüsten dolayı ben okulların açılmasına taraftar değilim. Online sistem. Evet online sistemde herkesin yok, çoğu kişinin evinde internet yok, bilgisayarı sayarı yok. O yönden bakarsak normal ama koronavirüsten dolayı ben taraftar değilim. Peki sizce kurs merkezi neden açık olabilir? Çarkın dönmesi için.
Ya saçma buluyorum böyle bir şeyi çünkü okullarda bulaşan virüs kurslarda bulaşmıyor mu? Sizce neden kurs merkezleri açık olabilir? Yani kişi sayısını daha az kullandıkları için olabilir. Yani okullarda kişi sayısının az olması böyle bir imkanımız yok.